görmüyorsun. Nasıl eğiliyorlar abi? Kime eğiliyorlar? Burada göstereyim, ister misin? Şimdi ben gösterme deyince aklıma geldi. Efendim biliyorsunuz bizim program hani böyle bir miktar kendi içinde orijinalliği olan bir programdır. Değişik köşeler olan bir programdır. Yani biz hafif çok böyle sert de olmadan, çok köşeli de olmadan, yani böyle çok didaktik olmamaya çalışarak bazı öğretileri de burada dile getirmeliyiz. Efendim ben... hitabet nedir? Nasıl hitap edilir? Hitabet sanatının... Kes lan! Ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Ne diyorsun lan avşak? Sığır mısın sen? Öküz önüne bak ulan, kocun mu otur? Vallahi ağzını kurtarsak var mı? Bak bak, depiyi çaktın mı döşüyor. Kime vuruyorsun? Üstüne. Allah'a. Aa, şuradan bir çıkartırım suratına. Bak bak, dingil, sibop. Ulan nohut beyinli. Vallahi bıngıldağa bindin. Sen sinler seni hadi. Sıkıyorum mu? Avşak. Ay. Efendim bunlar... Lan ne güzel hitap ettin Bahadır sen. Abi sen valla ne hatip misin abi, sen ne sanatçı adamısın ya. Lan sen var bu... Lan tüylerim diken diken oldu Allah. Yemin ediyorum abi. Allah'ım hitabetin... Bak Bahadır, buna dün çalıştım. Al elimi tel... Ulan hitabetin sanatı. Nasıl abi? Valla bravo. Yalnız bu doğru da bir yanlışın var. Şşt şşt yanlış. Ne abi? Volüm az. Volüm az. Bir daha yapalım. Evet. Hitabet sanatının başka bir güzelliği, bir örneği. Buyurun. De. Vallahi ağzın ortasına koydun mu? Vallahi. Daha nasıl bağırayım lan? Abi, kameraya, kameraya. Kamera hangi kamera seçiyor? Evet şimdi. Sensinler seni. Biraz daha, biraz şimdi böyle gözlerinden öfke fışkırsın, bir ejderha misal ağzından alevli. Evet işte. İyiyim abi. Hitabet sanatının inceliklerini vallahi lan... Ne diyordu bir büyüğümüz? Öfke de bir hitabet sanatıdır. Yalan mı? Yalandı. Yalnız bu öfkeli hitabet sanatını Amerika'da, öfkeli hitabet sanatını Brüksel'de, İsrail karşısında da gösterirseniz sizi alkışlarız. Çitçiye, memura, emekliye, garibana, dula yetime, şehit ailesine böyle hitabet sanatının güzel örneklerinden verince o pek samimi olmuyor. Bir daha alalım. Bak şeyim ağzın ortasına. Bak çok güzel, çok şu... Yakın girelim, yakın. Göze, ağza, burna. Şimdi ağza, burna, bir dakika bir şey yapayım, affedersiniz. Turgay bu, çok güzel hitabette bulunur. Çok iyi bir hatiptir de onun için. Evet, başlayalım. 3-4. Senin ağzını tutmuyorsun kadın adama. Ağzını üstüme başlayayım. Bu kadar da hitabet edilmez. Ben hitap ettim. Ya arkadaş, ortalığa hep hitap ettik sen ama. Mesela bak, böyle kopuruyor ya. Al şunu. Birden bir haberi yanı çıkıyor. Tamam, evet, devam edelim. Senin ağzı oyuncu giyerim abi. O ne lan? Olmadı ki şimdi. Oğlum bu bir sanat değil. Lan öfkeyle başladım, baktım zararla oturacağım. Bırak. Olma. Sen ağzını yücüğü yerim abi. Abi ne oluyor öyle? Devam. Boş. Efendim? Boş. O ne abi? Yok öyle bir sanat yok. Bir de şöyle yapalım. Şöyle bir biraz daha şöyle bir vücut hareketi de verelim bu an. Kim var karşımda? Efendim? İşte canım basın, medya. Ağzını yedin o vallahi kodum otur. Daha bir şey böyle. Daha bir atlatıp zıplayacak. Hop diye. Heh gibi. Evet. Çok vallahi güzel. Var ya. Çok güzel efendim. Çok güzel. Ama tabii ki Sayın Şener bizim gibi düşünmüyor. Abdülhatif Şener. Değerli. Başbakanın eski arkadaşı. Evet. Eski devlet bakanımız, başbakan yardımcımız böyle düşünmüyor. Başbakan yardımcısı, eski başbakan yardımcısı Abdülhatif Şener, AKP'yi birlikte kurduğu Başbakan Tayyip Erdoğan'ı topa tuttu. Şener, öfke bir hitabet sanatıdır sözleriyle ilgili hiçbir zaman öfkeli konuşmak bir hitabet sanatı olamaz dedi. Öfke hitabet olabilir mi ya? İşte, öfkenin kendisi gayet kötü bir şeydir. Bilmiyorlar da. Hitabet tabii ki, şimdi bakın. Hani sesinizin tonunu yükseltebilirsiniz.